Babanla konuştun mu Kerim? Yok abi, bugün konuşmadım da. Gel bak gel, uzunca bir rapor atmış. Ne diyor? Benim arkadaşımla buluşmuşlar. Birlikte Aydın cezaevine gidecekler. İşte bu yaşananları kaçıran kızın babasıyla görüşecekler. E adam görüşmek istemiyordu hani. İşte babandan mektubu alınca avukatlarla görüşmeye razı olmuş. Oh ya. Bugün güzel haberler üst üste geliyor. Öyle vallahi. Bu adam sayesinde kıza ulaşabiliriz. Kıza ulaşırsak öbürlerine de ulaşırız. İnşallah. Fahrettin Bey çalışıyor bakalım. Öyle vallahi. Tamam neyse, ben seni tutmayayım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Kerim'cim, sağ ol. Gelenleri nereye koyacağınızı konuştunuz mu Fatma Gül'e? Odasına. İyi bazaların altına koyarız daha olmazsa. Ortalıkta durmasın. Ya, Fatma Gül hazırlayacak. Tamam canım, sen koy oraya. Fatma Gül gelince yapar. Ama yine de bazaların altına bakmak lazım. Bilmiyoruz ki çünkü işi boş mu değil mi? Bilmem. Gerçi senin yatağın bazası da var. Onun altına tıkarız. Yer de kaplamaz. Sen yine de bak o bazaların altına ama. Hani ne bileyim, adamlar gelince iki ayağın pabuca girmesin diye dedim ben. Siz bakarsınız, ben şimdi karıştırmayayım. Tamam, hallederim ben. Sağ ol. Ne demek? Fazla da bir şey yokmuş değil mi? Çıkaralım şunları. Bu ne bu? Bak görüyor musun, gelinliği kumaşı. Buraya bırakılır mı Allah aşkına ya? Bir makas attı, sonra bıraktı, görüyor musun? Ama söyledi değil mi? Artık düğüne kadar yetiştiririm dedi. Aa, benim kızımı kır diyor. Ben gideyim bakayım. Sen buraları bir güzel hallet. Fatma Gül, sevdiğim, bir gün daha geçti Fatma Gül. Bir gün daha yaklaştım sana. Gerçekten onun karısı olmadım. Çünkü beni seviyorsun sen. Sen bana tek satır yazmasan da ben umut etmeye devam edeceğim. Bazen geceleri rüyama giriyorsun. Başucumda oturup usul usul şarkılar söylüyorsun bana. Herkes ne güzel oynuyor. Sen de oynasana onlarla. Bana ne? Murat, ne oldu oğlum? Lodos'u sevmesinler. Kıskandın mı? Çok ayıp ama bak, olmadı şimdi, olmadı. Afiyet olsun.
Abla yanağım bozuldu. Çizer misin? Bir canım. Dur şunu bırakayım. Gel bakalım. Abi meyve soruyor ya. Geliyor. Tamam, şahane oldu. Anne, yanağım nasıl olmuş? Kerim. Gelsene. Gel de gör halimizi. Bunu da atlatacağız ama iyi gidiyor her şey. Gel sana da bir şeyler koyayım ye hemen. Hoş geldin Kerim abi. Ama bak oğlum, onlar akşama kadar gidecekler. Sonra lodos hep sana kalacak. Ha, geldin mi? Tam zamanında yetiştin imdada. Geldi mi eşyalarım? Öylece koysaydın odaya, yerleştirmekle uğraşmasaydın. Öyle yaptım zaten. Hemen tabağını hazırlıyorum. Güneve uğrayamadın değil mi? Bugün de bir sürü şey geldi yine ama bakamadım. Mustafa'dan hiç mektup geldi mi? Nereden çıktı şimdi? Geldi mi gelmedi mi? Anlamadım ki, niye sordun durup dururken? Soruyorum işte. Ondan hiç mektup aldın mı? Geldi bir tane. Ama okumadım bile Kerim, vallahi. Attım. Sana da sinirlerim bozulmasın diye bir şey demedim. Kerim, durmasana, yardım et, borçları topla. İşim var benim. Ne oldu? Mustafa'dan mektup geldi mi diye sordu durup dururken. Hayda. Ben de sana anlattığım gibi geldi bir tane, okumadan attım dedim. Ama niye bozuldu gitti anlamadım ki. Sabah gazetede okudu ya, oradan aklına taktı, hırslandı. Hayır, adam artık hapse girdi ya. Bu hala aklımdan çıkaramadım. Abla, tuvalet nerede? Şurada canım. En azından bir yarım saat sırt üstü yatacağım. Ayaklarımı da dikeceğim havaya. Ancak kendime gelirim. Ne gündü? Öldük. O çocukların sesleri hala kulaklarımda. Hoş geldiniz. Ne bu surat? Savaştan çıkmış gibi. Bitti ki yorgunluktan. Ver bana, ver, ben atarım. Yok, ben atarım. Versen ver, ben atayım. Ayaklarım ayrı sızlıyor, beynim ayrı zonkluyor. Sen ne yaptın bakalım? Çok konuştular, başımı şişirdiler. Allah'ım, kıyamam sana. Gel. Kerim gelmedi mi? Yok, gelmedi. Evde herhalde. Aşka geldi. Mayıs'tan önce kesin evi hazırlayacaksın lan bu hafta sonuna falan. Bak gör. Söyleyeyim de bıraksın gelsin artık. Efendim Fatma Gül. Kerim, hala evde misin? Değilim.
Neredesin peki? Emre ile beraber dışarıdayız. Gündüzden beri laflıyoruz. Ondan bundan konuşuyoruz. İçki mi içiyorsunuz? Hı hı. İyi, afiyet olsun. Öğleden sonra hiç uğramadın mı eve? Gitmedim. İyi tamam, Emre'ye selam söyle. Söylerim. Neredeymiş? Emre'yleymiş. Asma suratını canım, Allah Allah. Arada arkadaşlarıyla olacak tabii. Bugün gün mutfağına geldiğinde biraz keyifsizdi de o yüzden endişelendim. Neden? Bilmem. Ya o çocuk da gergin tabii. Büyük sorumluluk aldı başına. Yani bugüne kadar hep beraber yaşadık. Şimdi yalnız yaşayacaksınız. Kara kara düşünüyor olabilir. Hani biz ne yapıyoruz falan diye. Saçma. Hiç de değil. Olur öyle evlenmeden önce vallahi. İnsanın kafasına birdenbire dank eder. Öyle oluyormuş yani. Ama sen takma kafanı, boş ver. O içer, konuşur, rahatlar falan. Sen de bir şey söyleme ama. Hani ne oldu falan diye gitme üstüne ya. Hadi gel giyinelim seninle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.